İş arama sürecinde daha hızlı başarıya ulaşmak için sizce neler yapılabilir? Şimdi her şeyden önce bu iş arama sürecini bence iyice bir anlamak lazım. Hep biz bu mesajı veriyoruz iş arayanlara. İş arama sürecinin başlı başına bir iş olduğu mesajını veriyoruz. Onun için kişinin iş arama sürecinde bir kere beklentilerini doğru belirlemesi gerekiyor. Örnek veriyorum, bir üniversitede okuyan bir kişi mezun olduğu gün iş aramaya başlamamalı. Mezun olacağı dönemin başında, yani 4-5 ay öncesinde iş arama sürecine başlamalı diyoruz. Neden? Çünkü baktığınız zaman iş arama süreci çok olağan dışı bir durum olmadığı sürece 3 ile 6 ay arası sürebiliyor iş arayan açısından. Ve bu 3 ve 6 ay süresi de çok yoğun da geçebilir, az yoğun da geçebilir. Buradaki yoğunlukta kişinin ne iş aradığı, hangi sektörde iş aradığıyla çok alakalı tabii. Onun için bir kere kişinin iş arama sürecinde böyle bir zorlukla karşı karşıya olduğu beklentisinde muhakkak olması lazım. Kesinlikle kolay bir süreç değil bu. Ha, bunun kolay örnekleri olmuyor mu? Evet, pat diye iş bulanlar da olabiliyor. İlk başvurduğu işten hemen mülakat alıp biz de bunları duyuyoruz. Adaylarımızdan başarı hikayeleri geliyor bu şekilde. Ama bunlar genelde daha az olan durumlar. Genelde biz adaylarımıza bir kere diyoruz ki bu bir süreçtir. Bugün iş aramaya başladığınızda en erken 3 ay, en geç 6 ay gibi bir süreçte doğru bir eşleşme yakaladığınızda iş bulabilirsiniz şeklinde bir tavsiyeyle bir kere başlıyoruz. Peki bu süreç içinde nelere dikkat etmek gerekir? Çünkü aktif bir süreç olduğundan bahsettiniz. Aday bunu nasıl daha verimli şekilde kullanabilir? Şimdi aday bir kere aktif bir şekilde iş arıyorsa çevresine iş aradığı bilgisini muhakkak yayıyor olması lazım. Kariyer.net'te bunun karşılığı aslında özgeçmiş mesela pasifte ise muhakkak aktife geçirmesi gerekiyor ki veri tabanımızda arayışı olan, veri tabanımızı kullanarak eleman arayan kurumlarımız o özgeçmişi görebilsinler. Çünkü hatırlatmak gerekirse pasifte kalan bir özgeçmiş işverenler tarafından görüntülenmesi mümkün değil. Ondan sonra bu kişinin özgeçmişinin yapılan tarama ve aramalarda bulunmasını sağlayacak firmalar tarafından. Firmalar tabii aktif olarak da eleman arıyorlar. İş ilanları yayınlayarak aktif olarak eleman arıyorlar. Bu arama sürecinde de kişinin belirlediği kariyer hedeflerine, belirlediği sektör odağı olabilir, firma odağı olabilir. Bu konulardaki bir kere bütün Kariyer.net'in sunduğu mekanizmaları, hizmetleri aktive etmesi lazım. Örnek veriyorum, takip ettiği firmaları işaretlemesi lazım. Takip ettiği alanları, iş ilanlarının alanlarını işaretlemesi lazım ki ne zaman Kariyer.net'e girdiğinde kendisine uygun olan ilanları biz direkt olarak sunabilelim. Veya kendisine e-postayla uygun olan ilanları gönderebilelim. Bu işini birazcık kolaylaştırır. Bu ilanlar geldikçe, bu ilanları gördükçe burada uygun olan ilanlara başvurusunun tamamlaması önemli. Bunun dışında kendi yapacağı aramalarla kayıtlı veya kayıtsız bir takım iş arama kriterleriyle yapacağı aramalarla tespit ettiği ilanlara başvurması önemli. Ve tabii ki bu başvurularını gerçekleştirirken kullandığı özgeçmişlerin yaptığı ilanın niteliklerine uygun şekilde hazırlanmış olması, yani birden fazla özgeçmiş de hazırlanabilir. Sonuçta uygun özgeçmişle başvurusunu gerçekleştiriyor olması ve başvurduğu özgeçmişin doluluk oranının yüksek olması ve güncel olması çok önemli temel kriterler. Özgeçmişin de önemli bir tamamlayıcısı olarak ön yazı kısmı da önem kazanıyor giderek. Bunu nasıl adaylar daha verimli şekilde kullanabilir? Şimdi ön yazı aslında kişinin özgeçmişte verdiği bilgiler dışında kendisini ifade etmesinin bir yolu. Yine burada ön yazıların her zaman kurumlar tarafından okunduğu gibi bir beklentiye girmemek lazım. Ama özellikle ön yazıya dikkat eden birçok kurum olduğunun da altına çizmek lazım. Ön yazı kişinin özgeçmişinde yer almayan bilgileri paylaştığı çok kısa bir şekilde o pozisyonun, o işin, o kurumun verilmek istenen mesaj neyse kendisi için ne kadar uygun olduğunu ama ondan daha da önemlisi kendisinin aslında o ilana veya kuruma katacağı değerin ne kadar yüksek olduğunu ve ne kadar uygun kişi olduğunu o kurum için kısaca ifade edilmesi aslında ön yazı. Tekrar altını çizeceğim. Özgeçmişteki bilgilerin tekrarı olmaması gerekiyor. Burada kişinin kendisini ifade etmesi oluyor kısa ve öz bir şekilde. Bunu okuyan kurumlar açısından çok çok faydalı, iş başvurusunu gerçekten
özgeçmişle de iyi doldurulmuş bir özgeçmişle de birlikte düşündüğümüzde ciddi anlamda farklılaştıran bir unsur ön yazı.